Merhaba arkadaşlar, ben Jojo. Şimdi size bir deniz atı çizeceğim. Benden deniz atı çizmemi isteyen arkadaşlarım Duygu, Hatice, İpek, Salim, İsrafil, Nezihe, Samet, Emine, Bahar, Sıla ve Derya. Başlarken söylemedi demeyin. Bu çizim gerçekten beni zorladı. Defalarca çizdim ve sonunda başardım. At zordu, deniz atı daha da zormuş. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Şimdi beni dikkatlice izleyin. Kağıdıma bir yarım daire çizerek başlıyorum. Ama bitirmeden devam ediyorum. Ve çizgiyi biraz eğimli bir şekilde uzatıyorum. Çok da uzatmayın ha. Şimdi deniz atımızın yüzerken kullandığı yan yüzgeçleri yapıyorum. Bu yüzgeçleri sayesinde dik yüzebilirler. Hadi devam edelim. En zor bölümüne geldik. Deniz atının sırtını, kuyruğunu ve göbeğini çiziyorum. Yine spiral var. Bunu çizmek gerçekten zorluyor. Ama zorlanmak iyidir. Daha güzel şeyler yapmanızı sağlar. Bakalım bu deniz atı çizimini ilk yapıp bana kim gönderecek? Çok merak ediyorum. Mail adresim jojiagonder@gmail.com. Sakın unutmayın. Ha, Ö harfi yerine O harfi kullanın. jojiagonder@gmail.com. Deniz atının kafasını tamamlayalım şimdi de. Çizgi çizmeye, başlangıçta çizdiğimiz yarım dairenin tam ortasından başlıyorum ve gagasının olduğu yere kadar getiriyorum. Sonra da yarım dairenin ucundan bir çizgi uzatıyorum. Bu gaga gibi görünen yere de bir yarım daire çiziyorum. Deniz atlarının ağzı burada oluyormuş. Şimdi düz çizgiler çizelim. Bunlar baş ve sırt yüzgeçlerini oluşturacak ve aynı atların yelesine benzeyecek. Önce düz çizgiler çiziyorum. Sonra da aralarına yaylar çizerek çizgilerin uçlarını birleştiriyorum. Çok güzel oldu öyle değil mi? Ama gerçekten de beni çizerken zorladı. Gözünü ve kirpiklerini de yapalım. Hadi şuraya da göbeğini belli edecek birkaç çizgi daha çizelim. Önce dik bir çizgi, ardından da yatay 3 çizgi daha. Uf, işte bitti. Bir ara yapamayacağım diye biraz korktum. Hadi artık boyamaya geçebiliriz. Ben sarı renkli kalemimi alıyorum ve yüzgeçlerini boyayarak başlıyorum. Bu arada deniz atları dünyadaki bütün denizlerde yaşarlar ve renk renk olurlar. Yani boyarken istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Göbeğini de boyayalım. Tamam. Şimdi de yeşil kalemimi alıyorum. Ben deniz atımı yeşile boyamaya karar verdim. Sizinkiler nasıl olacak çok merak ediyorum. Mutlaka gönderin, olur mu? Bu arada sürpriz bir video daha paylaştım. Kırmızı Balık şarkısı. Bilmeyeniniz yoktur herhalde. Öyle değil mi? Ona da göz atarsanız çok sevinirim. Ayrıca o videonun altına mutlaka yorum yazın. Kimlerin izlediğini çok merak ediyorum. Siyah kalemle de şuraya iki çizgi daha çiziyorum ve işte bitti. Hadi Kırmızı Balık izlemeye. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor.